Şimdi nötralleşme tepkimi arkadaşlar e, nicel olarak incelenmesine bir bakacağız. E, öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Kimyasal tepkimelerde arkadaşlar girenler ile ürünlerin mol sayısı arasındaki ilişkiyi irdeleyen ya da inceleyen işlemlere biz stoikometri diyoruz. E, stoikometri işini biz bir nötralleşme tepkimesi üzerinde anlatmaya çalışayım. Ee, şurada gördüğünüz arkadaşlar bir kalsiyum hidroksitin sülfürik asitle tepkimesi verilmiş. Bu bir nötralleşme tepkimidir. Tepkimesidir. Çünkü kalsiyum hidroksit biliyorsunuz bazdır. H2SO4 yani sülfürik asitli bir asittir. Asit baz tepkimelerinde genel olarak tuz ve su oluşur. İşte bazın katyonuyla asidin anyonu bir hale gelir ve tuzu oluşturur. Öte yandan e, asitten hidrojen iyonuyla bazdan hidroksit iyonu bir araya gelir arkadaşlar ve iyi oluşturur suyu oluşturur. Şimdi nötralleşme tepkimelerine şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tepkimeye gelen asit ve bazların arkadaşlar mol sayısı e, stoikometrik olarak eş değer olduğunda asit ve baz birbirini tamamen bitirir ve tam nötrleşme gerçekleşir deriz biz bunu peki nereden anlayabiliyoruz biz mol eşit olup olmadığını ya da olduğunu aslında direkt e, tepkime denklemindeki katsayıları okuyarak biz bir asidi nötrleştirmek için ne kadar baz kullanılması gerektiğini ya da bir bazın nötrleştirmek için ne kadar asit kullanılması gerektiğini çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Arkadaşlar e, kimyasal denklemlerde sol taraf biliyorsunuz girenlerdir, sağ taraf ise ürünlerdir. Biz genelde bu dersimizde girenler üzerinde yoğunlaşacağız arkadaşlar. Çünkü hani az önce belirttiğim gibi ikisi birbirine eş değer olduğunda işte tuzu oluşturur. Tuz e, kullanılan asit ve baza bağlı olarak bazen ne tür bir tuz oluşabilir ya da asidik ya da bazik tuz da olabilir. Kullanılan asit ve bazın cinsine bağlı olarak. Ancak biz genelde vereceğimiz örneklerde arkadaşlar e, nedir? İşte kuvvetli asit kuvvetli baz e, tepkimeler üzerine duracağız ve onun üzerindeki e, stereokometrik hesaplara değineceğiz. Ee, tepkime denklemini incelediğimizde kalsiyum hidroksitin kat sayısının bir olduğunu görmektesiniz. Benzer şekilde H2SO4'ün kat sayısının yine bir olduğunu görmektesiniz. Arkadaşlar buradan yapacağımız en önemli çıkarım şudur. Bakın katsayıları her zaman için tepkime denklemlerinde katsayıları her zaman için arkadaşlar mol diye okuyacağız. Yani demek istediğim şey şu. Mesela bunun katsayısı sayısı bir diye o zaman ben şöyle bir yorum yapabilirim. Eğer ben bir mol arkadaşlar kalsiyum hidroksiti nötrleştirmek ister isem kullanmam gereken H2SO4 miktarı mutlaka bir mol olmak zorundadır. Ve dolayısıyla ikisinden siz birer mol kullandığınızda bunlar mol eşdeğer ikisinden düzeltiyorum. ikisinden birer mol kullandığınızda bunlar birbirlerine tamamen tepkimeye girecek ve birbirlerini tamamen tüketeceklerdir. Ve ortamda asit ya da baz kalmayacaktır. Sadece tuz ve su kalacaktır. Eğer oluşan tuz nötr bir tuz ise o zaman e, tam bir tükettikleri anda asit ve baz çözeltinin pH'ı 7 olacaktır. Ancak oluşan tuz eğer nötr bir tuz değilse asidik ya da bazik bir tuz ise ona göre sonuçtaki çözeltinin pH'ı da 7'den farklı olacaktır. Ama tekrar söylüyorum bakın kat sayılar bize her zaman için tepkimeye girenlerin ya da ürünlerin mol sayıları hakkında fikir verir. Bakın başka bir örneğe daha bakalım. Mesela sodyum hidroksit ve H2SO4 tepkimesini yazalım. Tamamlayalım. Katsayıları belirleyelim ve ona göre e, asit ya da bazın birbirinin tamamen nötrleştirebilmesi için kaçar mol gerektiğini belirlemeye çalışalım. Sodyum hidroksit ve H2SO4 tepkimesinde arkadaşlar tuz ve su oluşacaktır. Önce tuz ve suyu yazalım. Bir kere e, suyu hemen direkt yazabilirsiniz aslında çünkü az önce belirttiğim gibi. Bazın hidroksiti ile asidin e, hidrojen iyonu zaten suyu oluşturacak. Şimdi oluşan tuz nedir peki? E, bazın katyonu mesela buradaki sodyum arkadaşlar. Sodyum artıdır biliyorsunuz. Sodyum artı diyorum. Şuradan da ne gelecek? Asidin anyonu ki anyon nedir burada? CO4 2 eksi. Bunlar ne yapacak? E, bunlar arkadaşlar tuzu oluşturacak. Ki iyonik bileşikleri hatırlamaya çalışalım. Çaprazlama yaparak biz... E ne yapabiliyorduk? E, i̇yonik bileşiklerin formüllerini yazabiliyoruz. Dolayısıyla oluşan tuzun formülü Na2SO4 diyorum. Ve eğer denkleştirme yaparsak şunu çok net görebileceğiz arkadaşlar. Sodyum hidroksitin kat sayısının 2 olması gerektiğini ve aynı şekilde suyun kat sayısının 2 olması gerektiğini söyleyeceğim. Yani her 2 mol sodyum hidroksit 1 mol sülfürik asit 1 mol H2SO4 ile tepkimeye girer. Şimdi bunun anlamı ne peki? Bu sefer ben şöyle bir yorum yapacağım. Eğer ben, eğer ben, bakın, eğer ben 1 mol H2SO4'ü nötrleştirmek ister isem arkadaşlar, kullanmam gereken baz miktarı mutlaka 2 mol olmak zorundadır şeklinde bir yorum yapmam gerekiyor. Tekrar söylüyorum bakın. 1 mol h 2 so 4ü nötrleştirmek için 2 mol sodyum hidroksit kullanmak gerekiyor ya da atıyorum 2 mol sodyum hidroksit eğer ben nötrleştirmek istiyorsam kullanmam gereken e, asit miktarı 1 mol olmak zorundadır demem gerekiyor. Arkadaşlar bakın başka bir örnek üzerinden size e, şöyle bir yorum yaptıracağım şimdi hani eğer ben 1 mol değil de atıyorum işte asit ve bazı eğer eş değer mol sayısında eğer karıştırmadıysam ne olmasını beklerim ya da ortam ne olur şeklinde bir şey düşünürsek eğer. Mesela diyelim ki si, biz bir asit çözeltisi aldık. İşte sodyum hidroksit bir bas çözeltisi olan sodyum hidroksit çözeltisini aldık. İşte hidroklorik asit çözeltisini aldık ve karıştırdık. Şimdi karıştırdıktan sonra ortamın pH'i ne olur? Ya da ortam asidik mi olur, bazik mi olur, nötr mü olur arkadaşlar? Neye göre belirleyeceğiz? Az önce belirttiğim gibi stoikometrik oranlar eğer eş değer olursa evet ortam nötrleşir. Mesela demek istediğim şey şudur. Ee, 1 mol sodyum hidroksit eğer 1 mol HCl ile karıştırılırsa bunlar birbirini tamamen tüketir ve ortam nedir arkadaşlar? Nötr olur. Ancak şöyle bir şey değil. Mesela eğer ben karıştırdığım asit ve bazların mol sayısı birbirinden farklı ise hatta şöyle yapalım. Ee, ne diyelim mesela diyelim ki ben elimde benim 0, 4 mol diyelim sodyum hidroksit var ve 0,2 mol sodyum hidroksit 0,2 mol hidroklorik asit çözeltisi içeren bir çözeltiyi karıştırdım. Bu iki tane çözeltiyi karıştırdım. Ortam ne olacak diye düşüneceğim. Ee, bakın bir tane basit bir tablo oluşturmaya çalışacağım size. Özellikle e, sorularda eğer asit ve bazın miktarı farklı verilirse şu an yapacağım tabloyu çok rahat bir şekilde aslında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu tablo dediğim şey nedir peki benim? işte başlangıç diyelim. Sonra değişim diyeceğim. Ve sonuç diye bir tablo oluşturmaya çalışacağım. Başlangıçta benim işte 0,4 mol sodyum hidroksiti ve nedir? 0,2 mol HCl'im var. Şimdi ben tepkime denklemden şunu görebiliyorum. Her 1 mol sodyum hidroksiti nötrleştirmek için 1 mol HCl'ye gerek var. E şimdi... Verilenlere baktığınızda arkadaşlar 0,2 mol HCl var, 0,4 mol de sodyum hidroksit var. O zaman ben şöyle bir yorum yapabilirim. Buradaki 0,2 mol HCl'yi nötrleştirmek için kullanılacak olan baz miktarı arkadaşlar katsayıları birbirine eşit olduğundan dolayı 0,2 mol olmak zorundadır. Yani buradaki 0,4 mollük bazın 0,2'si HCl'yi nötrleştirmek için kullanılacaktır. Geri kalan ise arkadaşlar artacaktır yani ortamda bulunacaktır. Dolayısıyla şu yorumu yapabilirsiniz arkadaşlar asit-bas tepkimelerinde şu tabloyu oluşturduktan sonra bunlardan bir tanesini stokometrik oranlara bakarak katsayı oranlarına bakarak tamamen tüketiniz. Ona göre artan madde değer asit ise tepkime sonucunda ortam asidik olacak diyeceğim. Artan madde eğer baz ise tepkime sonunda o zaman ortam bazik olacak diyeceğim. Eğer ikisi birbirine eşit olursa da arkadaşlar o zaman nötr olacak. Ancak ben bu varsayımları tekrar söylüyorum ee, kullanılan asit ve bazın e, nedir, kuvvetli olduğunu varsayarak söylüyorum az önce belirttiğim gibi. O zaman şimdi 0.4 mol 0.2 mol verilmiş. Şöyle bir yorum yapalım arkadaşlar. Burada az miktarda olan HCl tükenecektir. Buradaki sodyum hidroksit artacak. Yani bunun 0,2 molü tamamen tepkimeye girecek diyelim. Bunu arkadaşlar göstermek amacıyla eksi yazdım ancak yazı büyüdüğünden dolayı biraz belli olmadı. Evet. 0,2 mol tepkimeye girsin. Bunu tamamen nötrleştirmek için kullanılması gereken baz miktarı nedir? Eksi 0,2 mol olacaktır. İşte oluşan maddeleri isterseniz yazabilirsiniz. Yine katsayı oranlarıyla bunu yazabiliriz. Eee katsayılar bir, 1 1 1 olduğuna göre o zaman tepkimeye giren mol sayısıyla ile oluşan mol sayılar birbirinin aynısı olacaktır. Dolayısıyla 0,2 mol sodyum klorür ve 0,2 mol de arkadaşlar su oluşacaktır. Yani en sona baktığınızda şöyle bir tabloyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bakın tepkime bittiğinde arkadaşlar tepkime bittiğinde 0.4 mol vardı. Bunu 0.2 molü nötrleştirmek için kullanıldı. Yani 0.2 mol ortamda baz arttı. Hc ee, HCl ise tamamen tükendi. Sağ tarafla ilgilenmeyeceğim tekrarsam Çünkü benim için önemli olan arkadaşlar su sol taraftaki asit baz arasındaki tepkime. Şimdi baktığınızda bakın tepkime tamamlandığında arkadaşlar tepkime tamamlandığında asidin tamamen bittiğinin ancak bazın arttığını görebilmektesiniz. O zaman eğer baz artmışsa tepkime sonucunda ortam baziktir diyeceğim. Yani sonuçta oluşan çözeltin pH değeri 7'den büyük olmak zorundadır şeklinde yorumlar benim. Yapabilmem gerekiyor. Ee, bunu şeyden de görebilirsiniz arkadaşlar. Net iyon tepkimesini yazarak da görebilirsiniz. Hatırlamaya çalışın. Mesela şeyde, e, şuraya başka bir parantez açayım. Mesela asit bas tepkimeler net iyon denklemi arkadaşlar. Hidrojen ile hidroksit arasındaki tepkimedir. Yani şöyle bir tepkime denklemi yazabiliriz net iyon tepkimesi olarak. E şimdi e, asitten gelen hidrojen iyon miktarı 0,2 moldü. Bazdan gelen hidroksit iyon miktar 0,4 moldü. Yine bunlar birebir oranda tepkimeye girecek. Yani hidrojen iyon tamamen bitecek diyeceğim. İşte hidroksitin 0,2 molü harcanacak. O zaman en sonda asit tamamen bitiyor. Yani hidrojen iyonu tamamen bitiyor. Diyelim e işte 0,2 molde baz artıyor diyelim arkadaşlar. Benzer şekilde yine e, neye görebiliyorsunuz? Mesela net iyon denkleminden de gördüğünüz gibi. Tepkime tamamlandığında ortamda baz artacağını yani hidroksiyon miktarı artacağını söyleyebiliriz. Ve bu şekilde arkadaşlar sonuçta elde edilecek olan çözeltinin bazik bir çözelti olması gerektiğini söyleyebiliriz.